Filistin'le alakalı enerji sektöründe ne yapmamız gerekiyorsa kısa, orta ve uzun vadede bunları çıkarttık. Kısa vadede hemen behemal gerekli izinlerin oluşmasıyla beraber 100 megawattlık yüzer bir santralın, geminin oraya özel sektör aracılığıyla ulaştırılması ve Gazze'de bir balıkçı limanında demirleyerek o şartlar yerine getirilmek kaydıyla oradan enerji üretilip verilmesi. En seri çözüm bu. Çünkü İsrail'den gelen 10 ayrı hat bombalandı ve oradaki 120 megawattlık güçten oldu Gazze. Kendi içindeki santral tamamen vuruldu ve çalışamaz hale geldi. Dolayısıyla orada orta ve uzun vadedeki yapacağımız santralların elektrik üretimine geçeceği kadar şu anda hemen 2-3 ay içerisinde bu geminin oraya yanaşması lazım. Bu şu anlama geliyor. İsrail'in ablukasını enerji sektörüyle alakalı askıya alması anlamına gelir. Çünkü enerji bütün dünyada özellikle Türkiye'nin politika ve stratejileri bir barış gerekçesi olarak kullanılmasıyla alakalıdır. Şu anda orada bütün yönleriyle beraber her ne kadar kalıcı ateşkes kesin şu anda anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen 5+1 günlük, 6 günlük bir ateşkes orada söz konusuydu. Biz bunun kalıcı olmasıyla alakalı Dışişleri Bakanlığımızın çalışmalarını sizler zaten yakinen biliyorsunuz. Ama orada şu anda 20 saat elektrik kesik. 24 saatin ancak 4 saatinde verilebiliyor. Diğer 20 saatinde elektrik kesik. Yaşlılar var, hastalar var. Bakın bunlar İslami konular değil. Aynı zamanda insani konular. Orada hastaneler var, okullar var ve onların elektrik ihtiyacını mutlaka karşılamamız lazım. Ben İsrail yönetiminin enerji elektrik temini ile alakalı yaklaşımlarının şu anki bulunduğu noktadan daha farklı olacağına inanıyorum. Dediğim gibi tekraren söylüyorum, bu insani bir durum. Tabii münhasır ekonomik sahası var Gazze'nin ve orada tespit edilmiş doğalgaz rezervleri var. Kalıcı enerji yapısı o doğalgaz rezervlerinin Gazze'ye aktarılmasıyla alakalıdır. Uluslararası firmalar orada çalışıyorlar. Ama bundan sonra Filistin herhangi bir ihale açması halinde biz Filistin'deki ihalelere katılacağımızı buradan bu vesileyle söylüyorum. Doğalgaz ve petrol aramacılığı ile alakalı uluslararası firmaların yaptığı gibi bizler de buna kesinlikle önce olacağız. Bu açıdan değerli kardeşim Ömer Bey'le hem kısa vadedeki bu yüzer santraldan elektrik temini hastalar için ve hastaneler için. Orta ve uzun vadede de oradaki iletim hatlarının ve master planının düzenlenip teknik teçhizat, iletkenler, direkler, trafolar ne varsa bununla alakalı da bütün mühendislik çalışmaları da bizim uhdemizde yapılmak kaydıyla bu yardımların her birisini yapabileceğiz. Ama tekraren söylüyorum, ablukanın bütün yönleriyle beraber şu anda kaldırılamıyor olmasına karşılık enerji sektörüyle alakalı bu ablukanın askıya alınmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Dediğim gibi özel sektörle burada dün değerli kardeşim güzel bir toplantı yaptılar ve bir prensip kararı aldılar. O güzel gemide gerekli izinlerin alınmasıyla beraber Gazze sahillerine inşallah yanaşmış olacak.